Selamlar YouTube. Tekrar bir bilgisayar videosu ile karşınızdayım. En son bilgisayar videosunu çekeli neredeyse 1 yıl oldu ve o 1 yıllık süre içerisinde fiyatlar gerçekten 1,5-2 katına katlanmış durumda. Ben bile bir şaşırdım piyasaya gelince. Lan bunların fiyatı önceden böyle değildi dedim. Ama tabii çok normal bir şey çünkü doların neredeyse 2 kat artmış olduğunu varsayarsak bilgisayar fiyatlarının artması normal bir şey. Ve ne yazık ki şöyle bir şey var ki doların artması duracağı pek benzemiyor. Bundan dolayı bir bilgisayar ihtiyacınız varsa çok beklemeden alın derim. Bu sistem olmak zorunda değil ama bu sistemi de bu videodan sonra beğenirseniz, hoşunuza giderse ve bütçenize uyarsa açıklamalara koymuş olduğum Tevilon linkinden satın alabilirsiniz. Neyse, bu yanımda görmüş olduğunuz bilgisayar orta seviye bir bilgisayar diyebilirim. Şu an piyasadaki birçok oyunu yüksek veya işte çok büyük güçlü bir AAA oyunsa orta ayarlarda oynatabilecek ve ilerleyen vakitlerde çıkacak olan güçlü oyunları bile orta ayarlarda oynatabilecek bir bilgisayar. Bu sistem görmüş olduğunuz gibi yanımda zaten bir Radeon ekran kartı ve Ryzen 5 bir işlemcimiz var. AMD bir sistem olacak. AMD'nin de FSR diye bir teknoloji var. Bu teknolojinin bize sağlamış olduğu şey ise daha düşük bir çözünürlükte oyun renderlanıyor ama bize üzerine eklenmiş olan efektler sayesinde ekran çözünürlüğümüz kadar bir çözünürlük vererek aslında ekran kartının üzerine düşmüş olan yükü azaltıyor ve bu sayede daha iyi FPS almanızı sağlıyor. Şu anda FSR'nin 2.2'si güncel olarak bulunuyor ve 1.0'a kıyasla hem görsel hem de performans açısından güzel geliştirmeler var. İlerleyen vakitlerde bu FSR'nin de artık işte 3.0'ı falan filan çıktığında bu ekran kartımızın performansının yanında çok güçlü oyunlar gelirse bu FSR sayesinde o da destek olacaktır. Çok uzatmadan sistemimizin parçalarından sizlere bahsetmek istiyorum. Ekran kartı olarak burada görmüş olduğunuz RX 6750X'te Overclock Edition Asus Dual 1 ekran kartımız bulunuyor. Bu ekran kartımız orta, belki ortadan biraz daha üste yakın ama yine de orta diyeyim ben buna. Orta seviye bir ekran kartı. Ekran kartımızın 12 GB'lık bir belleği bulunuyor. 12 GB şu an günümüz koşulları için bence çok güzel bir miktar. Çünkü şu an güncel Elden Ring gibi güçlü oyunlar ideal bir oynanış için 8 GB istiyorken hem ilerleyen vakitlerde çıkacak oyunları düşünün hem de daha güzel bir FPS almak açısından burada 12 GB'lık bir belleğimizin olması güzel bir detay. Soğutma konusunda da gayet başarılı bir ekran kartı. Üzerinde Asus'un Xen teknolojili fanları bulunuyor. Bu Xen teknoloji fanların bize sağlamış olduğu şey daha uzun kanatları bulunuyor. Ve kanatlarının yapısından dolayı daha basınçlı bir şekilde havayı ekran kartının içerisine aktarabildiğinden dolayı daha güzel bir soğutma performansı sunuyor. Aynı zamanda fanlarımızın ömrü çift rulmanlı yapı sayesinde daha uzun olacağını söylüyor Asus burada bizlere. Görsel meraklıları için ekran kartımızın üzerine bir RGB şerit bulunuyor. Bu da kasanızın şenlenmesini sağlayacaktır. Ekran kartımız daha çok 2K oyunculuğa odaklanmış olan bir ekran kartı. Bundan dolayı bu ekran kartımızı 3'ten 2K ekrana kadar bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda AMD 6000 serisi ekran kartlarında Ray Tracing özelliğini de bizlere getirdi. Eğer oynadığınız oyunda Ray Tracing özelliği varsa bunu açarak daha güzel görseller alabilirsiniz. Ama bu Ray Tracing üzerine söyleyebileceğim şöyle bir şey var. Fena bir performans vermiyor. AMD bunu biraz daha yeni çıkardığından dolayı hani ilerleyen vakitlerde daha da gelişecektir. Yine görselliği güzelleştiriyor ama benim şöyle bir yorumum olacak buraya. Metal veya su gibi bir şeyin üzerine bir görsel yansıdığında sanki aynaya yansıyormuş gibi çok fazla yansıyor bence. Ama hani yani doğada dolaşırken falan bu oyunlarda o kadar fark edilmiyorken böyle daha şehir, etrafta cam binaların olduğu bir yerde dolaşıyorsanız biraz göze batıyor, biraz daha gelişebilecek bir özellik ama yine de güzel bir performans alıyorsunuz bana kalırsa. Aynı zamanda söylemiş olduğum gibi Ray Tracing hani tamam güzel görseller bize sunuyor ama ekran kartında yoran bir özellik olduğundan dolayı Ray Tracing'i açmış olduğunuzda yanına bir de FSR'yi açarsanız kalite veya işte ne kadar FPS almak istediğinize bağlı olarak performans modunda FPS'i de sağlam bir yerde tutacaksınızdır. Ondan sonra işlemcimize gelecek olursak genelde bu tarz sistemlerde fazlasıyla tercih edilen bir işlemcimiz olan Ryzen 5 5601 işlemcimiz burada bulunuyor. Bu işlemcimiz 6 core 12 thread 128 GB'a kadar RAM'de işte bulunuyor ki çok fazlasıyla yeterli bir şey. Kendisi AM4 sokete sahip ve aynı zamanda bu işlemcimiz de AMD ve ekran kartımızı AMD olduğundan dolayı Smart Memory denilen bir özelliği buluyor AMD'nin. Siz AMD'nin belli bir ekran kartı ve belli bir işlemcisini kullanırsanız %15'e kadar başka bir işlemci ve ekran kartı kombinasyonuna göre daha iyi performans alabiliyorsunuz. Bu parçalar birbirine uyumlu bir şekilde çalışıyor.
Bunu da şöyle açabiliyorsunuz. Smart memory özelliğini şu anda ekrana koydum. BIOS menüsünden iki tane ayarı açmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız ufak da olsa bir performans artışı sağlayacaksınızdır. Bu da benden böyle bir püf nokta olsun sizlere. Anakart olarak ise burada Asus Prime A520MK isimli bir anakartımız bulunuyor. Bu anakartımız bayağı hani uygun fiyatlı olsun diye bu sisteme eklenmiş olan bir anakart. Biliyorsunuz anakartın sistemin performansını arttırmak açısından sağlamış olduğu herhangi bir şey olmadığından dolayı sistemin bize sağlamış olduğu megahertz değerlerini veya işte RAM'in gigabyte değerlerini falan filan sağlayacak bir değere sahip olması yeterli bir şey aslında. Ama şöyle bir şey var ki ne yazık ki bu anakartımızın Wi-Fi desteği yok. Bence 2023 yılında biraz bir eksiklik çünkü hani tamam kablosuz internet, kablolu internete göre çok daha yavaş olabilir ama bazen hani böyle bilgisayarı bir yerden bir yere taşıdığınızda mesela ya da odanızda Wi-Fi kablosu çekebileceğiniz herhangi bir aparat vesaire yoksa biraz da uğraştırır sizi. Olsaydı keşke daha iyi olabilirdi. Ama dediğim gibi hani burada fiyat devreye giriyor ve Wi-Fi ile anakartların fiyatları bayağı bir yüksek bu anakartımızın fiyatına kıyasla. Onun dışında iki tane RAM slotumuz var. Bu sistem için yeterli olacak ama ne yazık ki RAM takviyesi yapamazsınız ilerleyen vakitlerde. Ama güzel bir özelliği ise şu. Bu anakartımızın üzerinde 4 tane USB 3.2 USB girişi ve 2 tane USB 2.0 olmak üzere 6 tane USB girişimiz bulunuyor. RAM olarak ise elimizde XPG'nin D30 isimli 8x2 16 GB'lık 3200 MHz'lik RAM'leri bulunuyor. Bu RAM'lerimizde kırmızı gri bir tasarıma sahip. Bence güzel bir tasarım var. Kasada her ne kadar temper camdan biraz siyah gibi duruyor olsa bile yine de güzellik katıyor. Araya böyle bir ton katıyor. Hoşuma gitti bu RAM'ler benim. Depolama olarak ise elimizde Adata'nın Legend 700 serisinde 512 GB'lık yazma ve okuma hızları sırasıyla 2000'e 1600 olan Gen 3 bir M.2 SSD'miz bulunuyor. Kasa olarak ise kasanın kutusu yok ama kasa zaten direkt şu anda karşınızda. Elimizde Deepcool markasının CC560 isimli bir tane kasası bulunuyor. Kasa tasarım olarak benim genel açıdan hoşuma giden bir tasarıma sahip. Önünde 3 tane, arkada bir tane egzoz fan olmak üzere 3 tane ışıklı fanımız bulunuyor. Ama dikkat edin ışıklı dedim, RGB demedim. Çek rengi ayarlanabiliyor ne yazık ki bu fanlarımız. Ama yine de bence renk tercihi güzel olmuş. Burada turkuaz mavi arası bir rengimiz var. Sanki maviye bir tık daha yakın ama. Kasamızın üzerine de 3 tane fan ekleyebileceğiniz bir boşluk var. İlerleyen vakitlerde buraya fan eklemek isterseniz veya sıvı soğutmaya geçerseniz böyle boşluğumuz var, haberiniz olsun. Ve bu kasayla beraber gelen bir tane güç kaynağımız var. Bu güç kaynağımız da 650 wattlık bir güç kaynağı. Ve şu güzel olmuş ki kasamızın altında bir tane güç kaynağının olmuş olduğu yerde kutu mu diyeyim böyle üzerini kaplamışlar bir tane şey metal parçasıyla. O da kabloların gözükmesini, bilgisayarın çok karışık gözükmesini gerçekten bayağı engellemiş ve bu güç kaynağımızın kabloları siyah olduğundan dolayı kasaya şöyle bir baktığımda gerçekten ferah ve çok güzel durduğunu söyleyebilirim içine. Kablolar böyle renkli renkli bir şekilde ve dağınık bir şekilde gelmiyor. Ve şöyle bir şey var, bu sefer bu sistemi ben toplamadım. Tebilon topladı ve Tebilon kablolamayı gerçekten bayağı güzel yapıyor. Ben genelde kabloları alıyorum, arkaya tıkıyorum. Üzerine de kasanın arka kapağını koyup kapatıyorum. Ve kasamız MidTower ATX boyutlarında. Evet, bilgisayarımızın genel özellikleri bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz asıl bilgisayarın performansını göreceğimiz yere, yani oyun testine geçelim. İlk oyunumuz Cyberpunk'la FPS testimize görmüş olduğunuz üzere başlıyoruz. Cyberpunk ayarları yüksek ayarlarda ayarlı. 2K'da FSR dengeli konumlu ve RTX açık. 60'da başladık, biraz daha 50'lere düştük. Şu anda 55-56 arası bir FPS oluyoruz ortalamada. İşlemcimizin sıcaklığı 88-89 derecede yüksek bir sıcaklıkta çalıştığını söyleyebilirim. Ekran kartı şu anda temiz, 60 derece civarında. Şimdi ise FSR'yi Ultra Performance moduna aldım. Görmüş olduğunuz üzere hani bulunmuş olduğumuz konumdan konuma tabii ki değişiyor. Ama yaklaşık 10 FPS artışı aldık. Şimdiki oyunumuz ise Dying Light 2. Dying Light 2'nin ayarları da 2K yüksek, şu anda FSR kapalı ve RTX açık konumda. En başta bununla giriyoruz ve kaç FPS almış olduğumuza bakıyoruz, sonra FSR'yi açacağız. Yaklaşık 60 FPS civarı bir şey alıyoruz. İşlemcimizin sıcaklığı biraz daha düştü, şu anda normal değerlerde çalışıyor. Ekran kartımız ise 60 derece civarında. Şimdi gidiyorum, FSR'yi açıyorum. Ve ciddi bir FPS artışı oldu. Ortalamamız neredeyse 90 FPS'e çıktı, güzel. Şimdiki oyunumuz ise Red Dead Redemption 2. Bu oyunumuzda 2K'da yüksek ultra arası bir ayarda ve FSR kapalı bir şekilde başlıyoruz oyunumuza.
yaklaşık 60-65 FPS arası bir şey alıyoruz. Sıcaklıklarımıza baktığımızda işlemci tekrardan biraz ısını 80 derecede, ekran kartı 60 derecede, okey. Ekran kartı kullanımı biraz yüksek ama bu Red Dead Redemption oyun türünden dolayı çok ekran kartı gerektiren bir oyun. Yani düşük bir işlemciyle oynasanız bile bu FPS'leri alabilirsiniz iyi bir ekran kartınız varsa. Şimdiki oyunumuz ise God of War. God of War'da 2K yüksek ayarlardım, şu anda FSR kapalı, artık zaten God of War'da mod olarak yok. Şu anda bir bakıyorum yaklaşık 100 FPS civarı alıyoruz. Ekran kartı kullanımımız yine yüksek ama yine bu da oyunun türünden dolayı olduğunu düşünüyorum. İşlemcimiz yine ısındı, yüksek derecelere çıktı. Şimdi FSR'yi performans moduna geçirdim. FPS'lerimiz yine yakın civarlarda çalışıyor. Bunun sebebi bu konsol portu olduğundan dolayı bilgisayarda o kadar iyi bilgisayar teknolojisine uyum sağlamış değil. Ama yine de burada da bir 10-20 FPS artışı görüyoruz aynı konumlarda bulunduğumuzda. Bilgisayarımızın performansını gördüğünüz son 5 yılda çıkmış olan büyük AAA oyunları oynadık genel olarak bu bilgisayarımızla ve 2K bir ekranda oynadığımızı ve genel olarak oyunları yüksek ayarları ayarladığını varsayarsak ve 55 FPS'in altına düşmediğini varsayarsak bence kendisinden güzel bir performans aldık. Sizin de hoşunuza gittiyse ve bütçeniz uygun bir bilgisayarsa açıklamalardaki link sizleri bekliyor. Evet, bu video bu şekildeydi. Ben bu ışıklarla daha fazla erimeden artık bu videoyu bitireyim. Çok sıcak hava. Ben bir de İstanbul'da oturuyorum. İstanbul nasıl bu kadar sıcak? Normalde senin geçiyordu burası. Artık senin de geçmiyor buradaki yazlar. Neyse, tamam. Hepiniz aynı dertten yakınıyorsunuz. Bunu bir dile getirmiş oldum. Ne değişti? Güneş için pek bir şey değişmiş olmuyor ama neyse tamam, çok konuştum. O zaman bu videonun da burada sonuna geliriz. Videoya beğenseniz like atabilirsiniz. Şuradaki Instagram sayfamdan beni takip ederseniz hoş olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Ben kaçtım.